Medipol Başakşehir'in İtalyan forveti Okaka bugün konuğumuz. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Süleyman, sen de hoş geldin öncelikle. Bize yardımcı olacaksın bu röportajda. Başakşehir'e transferi nasıl gerçekleştirdi? Bu süreçle başlayabilir miyiz? The process is good because I just arrived 3 weeks ago, 1 month ago, but I start to play and do my performance good, and also the goal and help me to take the process less. So I'm happy and I want keep going with the team like this for. Because we have to back in the better position, because we know we have a good team and Başakşehir deserve this. Süreç açıkçası çok iyi geçti, çok profesyonel geçti diyebilirim. Henüz takıma 3 hafta önce, yaklaşık bir ay önce katıldım. Bu süreç içerisinde de gerçekten oynamaya başladığım süreç içerisinde takıma gol yollarında etkili işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak adına benim için çok olumluydu. Başakşehir gerçekten burada olmayı hak etmeyen bir takım. Dolayısıyla gelişimde de gol yollarında daha fazla katkıda bulunarak Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için, mücadele etmek için geldim. Son yıllarda Türkiye'de birçok takıma, özellikle İstanbul takımlarına ismi anıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'la birlikte ismi çok geçti. Türkiye'den teklif aldı mı? Daha önce Türkiye'den gelen bir teklif varsa da neden kabul etmedi? Yeah, in this year a lot of offers that I receive for be sure, no? I don't know if I can say the name, but a lot of Istanbul team they offer me, but never happened, and in this case happened, and I'm happy to be here. Evet, bu sene gerçekten çok fazla sayıda transfer aldım diyebilirim. Bunu gizleyemem. Ancak ismini söyleyebilir miyim takımların bilmiyorum. Ancak bakıldığı zaman şu an halihazırda Başakşehir futbol takımının bir parçasıyım. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. İtalya milli takımından Balotelli çok yakın arkadaşı, hatta tırnak içinde belirteyim, kankası kendisinin. Adana Demirspor forması giyiyor. Balotelli'nin Türkiye'de olmasıyla ilgili düşünceleri nedir? Balotelli'yi bize nasıl tarif eder en yakın arkadaş olarak? I'm really happy to see his performance. He's back in his time, you know. I think as his age, it's time to take one decision for back in the business. His performance good, and I'm happy for him, and I hope to see him score a lot of goals again in this season. Gerçekten çok mutluyum. Onun bu şekilde performans göstermesi de beni gerçekten yakın bir arkadaş olarak çok mutlu ediyor diyebilirim. Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda gerçekten çok iyi işler çıkarmış birisi, önemli bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi. Onu da bu şekilde görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Serie A'da oynadı, Premier Lig'de görev aldı. Süper Lig'i nasıl buldu? Bununla bağlantı olarak şunu da sormak istiyorum. Süper Lig'de çok kaliteli forvetler görev yaptı. Drogba gibi birçok ismi sayabiliriz. Süper Lig'den hatırladığı bir forvet de var mıdır? No, I think this league is growing up day by day, year by year, because a lot of player, and not only the player in the finish of the career, but the player like 28, 27, they choose to come here because the business here is start to build a good business. So the league is good, and the stadium are amazing. I didn't expect this. The facility also. Our facility is unbelievable, and everything is nice, no? And for the league, for the country, progress like this is very good. Gerçekten gelişmeye açık, usta ayakların mücadele ettiği bir lig olarak adlandırabilirim. Ve gün ve gün, yıl ve yüz üzerine koyarak ilerliyor. Kendinden de söz ettiriyor açıkçası.
Sadece kariyerin burada noktalanmış oyuncular için söylemeyeceğim bunu. Henüz 27-28 yaşında gelen oyuncular da aynı şekilde Türkiye Ligi'ni tercih ediyor. İyi işler çıkaran oyuncular oldu bu zamana kadar. Çünkü bu tesadüf olmuyor. Çünkü Türk takımlarının son yıllarda bu kadar gelişmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de tesisleşmedir. Gerçekten muazzam bir tesisler ve stadyumlar yapılmış. Çok takdir ettim. Bizim kendi tesislerimiz, stadyumumuz da çok harika seviyede. Bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için ama çok hayran kaldım diyebilirim. Bu şekilde gelişimini sürdürebilir, birlik olarak adlandırabilirim. Türk futbolu için iki önemli isim İtalya'da görev yaptı. Biri şu anda kendi teknik direktörü Emre Belezoğlu Inter'de. Kendisi futbola başlamadan önce görev yaptı. Aynı şekilde teknik direktör Fatih Terim de İtalya'da teknik adam olarak çalıştı. İki isimle ilgili düşünceleri nedir? Kendisi yakından tanıyor. İtalya günleriyle ilgili. First of all, about Fatih Terim is, I think it's legend here in Turkey, and he represent Turkey in Italy in the some years ago. And what I can say about him, nothing, because only the name can explain everything. And I can say I admired him because he followed me a lot when he was in Galatasaray. He tried to take me a lot of time, but never happened. And it's a pleasure for me. And about my coach, he is also legend of Turkey, and he was big player in Inter when I was young. And I think he showed in these 2-3 days he have good mentality, you know, the mentality don't like to lose, and he want win with every game. He want back in the business with this team, and I think we really need this, because we have to push ourselves for make Başakşehir big like they deserve. Öncelikle Sayın Fatih Terim'le alakalı başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi İtalya'da çok iyi temsil etti. Türk antrenörlüğünü de İtalya'da çok iyi temsil etti yıllar önce, bildiğiniz gibi. Kendisi beni uzun yıllar takip etti. Galatasaray takımına da transfer etme isteği vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu an Başakşehir formasını giyiyorum. Benim için o ismimin geçmesi kendi nazarımda onur verici olarak adlandırabilirim. Çok üst düzey bir antrenör. Hocamızla alakalı, Sayın Emre Belezoğlu'yla alakalı da henüz 2-3 gün geçmesine rağmen çok muazzam bir mentalite aşıladı bize. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu efsane bir isim olarak adlandırabilirim. O Inter'de oynadığı zamanlar ben gençtim ve onu oynadığı zamanlarda hayran kalıyordum. Dediğim gibi henüz 2-3 gün geçmesine rağmen bize aşılamış olduğu mentalitesi çok olumlu yönde ilerliyor. Çünkü her konuşmasında her maça galibiyet parolasıyla çıkmamız gerektiğini, her maçı kazanmak için mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bununla alakalı da antrenmanda sürekli çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Çünkü kendimizi daha fazla zorlamamız gerekiyor. Başakşehir'in tekrar büyük bir kulüp hale gelmesi, tekrar şampiyonluk yolunda kendi ismini her kulvarda belirtmesi için birazcık daha kendimizi zorlamamız gerektiğini söylüyor. Çok önemli. Ben menajerlik oyunlarında genellikle Okaka'yı alırdım takımıma. Wonderkid olarak. Kendisi menajerlik oyunları oynuyor mu? Kendisini hiç kendi takımına aldı mı? Would you pick yourself to your own team? Yeah, of course. I play a lot of football manager, even if I take Manchester City or Real Madrid, the first pick is Stefan Okaka, normal. Kesinlikle çok süre oynuyorum. Gerçekten çok oynuyorum. Manchester City ile özellikle Real Madrid ile tabii ki kendimi seçerim. Kariyerinde hiç kırılma noktası oldu mu? Ya da şu kararı verseydim dediği bir an oldu mu acaba? No, my career is like a film, you know. I was starting 16 years old. I was scored the first goal at 16 years old. Now I'm 32. I'm near 20 years of career. I play in
the best league in the world. I score against the best team in the world. And now I'm here. Just follow my life. No, this is what it is. So I never think about the day by day. I think minute by minute. You know, my life is like this. And I just arrived here, and I was thinking the same. And I think I start very good, but this is the past, and I want to keep going in my way. Hayır, yani açıkçası kariyerim bir film olarak, film gibi adlandırabilirim. Henüz 16 yaşındayken kariyerime başladığımda ilk golümle o yaşta tanışmıştım. Aradan 16 sene geçmesine ardından bakıldığı zaman 20 yılı aşkın profesyonel futbolluk hayatımda en iyi takımlarda, en iyiliklerde ve büyük takımlara karşı gol attım. Bir forvet oyuncusu olarak bu beni çok onur ve çok mutlu etti. Hayatım her zaman bu şekilde geçti ama an ve an düşünen bir insan değilim. Geçmiş geçmişte kaldı. Başakşehir'de de 4 hafta geçmesine rağmen kendi adıma çok iyi işleri geride bıraktım. Ama artık geçmişte kaldı, önüme bakmam gerekiyor. Bu şekilde yoluma devam edeceğim. Çünkü olması gereken de bu. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben eğer bir futbolcu olsaydım Totti ile oynamak isterdim. Onunla birlikte zaman geçirmek isterdim. Kendisi bu şansa elde eden isimlerden biri. Daha kariyerinin başında Roma'da Totti ile birlikte görev yaptı. Nasıl bir kişi ve Totti ile birlikte o yaşlarda birlikte olmak kendisine neler hissettirdi? Yeah, you know, when you're young, you don't understand really the situation because you are inside, so you feel like all the player in the team. So you try to do your job, you try to push yourself for take the place, you know, even if you play with the best player in the world. But with this guy, it's different because he's a special guy, you know. He's the guy born in Rome, is the best player of his city, is the legend of his city, you know. It's different story, and I was really close with him because I was young guy. So in the dressing room, I was next to him. So it was special, really special moment for me. He was one of the player I was most in the dressing room. But also with, I have to say, De Rossi helped me a lot because he was really nice with me, no? And also my friend is Cassano, is one guy I can speak now with him, is my friend. So I have a lot of good record about this life, you know. I was young, but I enjoy this life inside of the pitch and outside with this type of player. Gençken bazen anlamıyorsunuz nerede olduğunuzu, yaşınızın vermiş olduğu bir duyguyla, ama gerçekten içeride olduğunuz zaman rekabet etmeniz gereken çok büyük isimler vardır. Birlikte forma mücadelesi içinde bulunduğunuz oyuncularla aynı takımda mücadele etmek onura vericidir gerçekten. Ama bu adam bambaşka. Bu adam kendi şehrinin, Roma'nın efsanesi olmuş bir insan. Henüz onunla genç yaşta tanıştım. Ve soyunma odasında ve saha içerisinde ona en yakın kişilerden birisi bendim. Sürekli tavsiye aldığım ve birlikte zaman geçirdiğim, en fazla süre geçirdiğim kişiydi kendisi. Benim için çok özel anlardı, çok özel duygulardı. Onunla beraber geçirdiğim her an benim için çok özeldi. Kariyerime de ivme kazandırmamda çok yardımcı oldu. Rossi de aynı şekilde, diğer taraftan arkadaşım Casarenos diye aynı şekilde bana sürekli yardımcı oldu. Bu geçirmiş olduğum zamanlar benim için çok harikaydı. Saha içinde ve saha dışında bu şekilde böyle büyük isimlerle birlikte aynı takımın formasını mücadele etmek, aynı takım için savaş vermek çok muazzam bir duygu diyebilirim. Muhteşem bir kariyere sahip kendisi. Birçok yıldız isme karşı da forma giydi. Chelsea-Watford maçında da 4-3 biten, hatta kendisi de gol attı. Batshuayi'ye karşı forma giydi. Şu anda Batshuayi Beşiktaş'ta görev yapıyor. Batshuayi ile ilgili düşünceleri neler?
No, he's great striker. You know, he's really talented. He played with one of the best team in the world. Now he's here. He played with big team here. So what I can say, his career says everything. And I can only hope he don't score against us. But after, if he score a lot of goals, I'm happy for him. Çok muazzam usta ayak, çok büyük bir forvet. Dünyanın da en büyük takımlarından birisinde oynadı. Şu anda o büyük bir takımda mücadele ediyor. Ne diyebilirim ki? Gerçekten çok muazzam usta bir ayak. Umarım bize karşı gol atmaz ama atacağı her golde de sevinirim. Bize karşı atmayacağı tabii ki. Umarım bize karşı gol atmaz. İtalya ve İngiltere'de forma giydi. Hayatında en önemli yeri olan tabii ki birçok teknik adama karşı sevgi besliyordur ama en önemlisi hangisi? Hangi teknik adamı başa çıkartır? The head coach? Head coach. No, I have. You can imagine after a lot of your career, I have a lot of coach. Every coach give me something, you know. But I think Spalletti in Italy, he give me a lot because I was like born with him, like football, you know. And he spent a lot of time with me, really a lot of time, a lot of story, because I was a little bit, you know, because young, but he gave me a lot. Also, Mazzarri gave me a lot, because he treated me like his son, and I learned a lot from him. And this coach in my career give me something good, you know. Bilirsiniz tabii, takdir edersiniz ki her antrenör yardımcı olmuştur mutlaka kariyerimdeki kazanmış olduğum böylesine güzel bir kariyer yakaladığım için. Ancak iki isim var ki özellikle Spalletti birincisi. İtalya'da bana çok yardımcı oldu. Futbolu geliştirmemde onun katkısı çok oldu gerçekten. Deyim yerindeyse futbolu da onunla doğdum diyebilirim. Benimle çok zaman geçirdi, mesaisini harcadı. Ona çok şey borçluyum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana bu kadar bu denli yardımcı olduğu ve kariyerimin bu denli güzel şekillenmesinde kendisinin çok büyük payı var. Diğer taraftan Mazzarri de aynı şekilde. Mazzarri hocam da bana çok yardımcı oldu. Bana bir oğlu gibi davrandı. Çok sıcakkanlı ve çok güzel ortamda çalışma fırsatı buldum onunla. Onu gerçekten çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu iki isim gerçekten benim kariyerimde çok önemli yere sahipler. Udinese günlerinde iki sezon önce Juventus'ta karşı oynadığı maçta Ronaldo ile karşılaştı. Ronaldo şu anda Okaka'nın da görev yaptığı Premier Lig'e geri döndü. Ronaldo ile ve geri dönüşüyle ilgili düşünceleri de nelerdir? What I can say, I can say only thank you to this guy because he take the our football at another level. He put another mentality in every player in the world. You know, the mentality, the attitude, what he did. He opened one door for everybody. So he's really legend guy. And I think if we talk about football, we talk about sport, we have to say only thank you to this guy. Ne diyebilirim ki? Gerçekten teşekkür etmem gerekiyor. Teşekkür etmem gerekiyor çünkü futbolu bambaşka bir seviyeye getirdi. Bambaşka bir düşünce yapısıyla, bambaşka bir mantaliteyle, diğer oyuncuları da tetikleyerek bu seviyeye getirdi. Efsane bir oyuncu. Eğer futboldan ve spordan bahsediyorsak, kesinlikle Cristiano Ronaldo'ya teşekkür etmem gerekiyor. Ben aklımdaki bütün soruları kendisine sordum. İçtenlikle, çok büyük bir samimiyette de cevabımı aldım. Son olarak şunu da kendisinden öğrenmek istiyorum. Türk futbol severleri bir mesajı olur mu? Türkiye'de yeni geldi. Ortamı ve stadyumları da yeni tanıyor. Tüm Türk futbol severleri için neler söylemek ister? I want to say thank you and thank you for taking me.
thank you to Istanbul, no, because I'm in Istanbul. Thank you to Başakşehir fan because they take me fast. And about Turkish, I can say I didn't expect this country. I have to say the truth because it's amazing country with humble people, worker people, crazy but nice people. You know, it's a place you can live with your family, with your kids. You can do everything, and it's a really amazing place. So just continue like this, and I hope to do good things in Turkish for Başakşehir. Teşekkür ederek cümleme başlamak istiyorum. Gerçekten beni çok sıcak karşıladılar ve çok iyi şekilde kabul ettiler. Kabul edildiğim için çok teşekkür ediyorum. Başakşehir futbol takımı taraftarlarımıza ve İstanbul Başakşehir'e gönül veren insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beni çok sıcak karşıladıkları için, diğer taraftan Türkiye'deki tüm taraftarlara da böyle bir ortam yarattıkları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle sıcak bir ortamı beklemiyordum. Ve çok nazik, çalışkan insanların olduğu bir ülkede top koşturuyorum ve taraftarların da çok ateşli olduğunu yaşadım. Bunu gerçekten her an yaşadım, bulunduğum her stadyumda bu zamana kadar. Ne diyebilirim ki daha fazla? Sıcak bir ortam, harika bir ülke. Gerçekten bu şehirde yaşamak da, bu ülkede yaşamak da çok büyük bir ayrıcalık. Umarım ben de Stefan Okaka olarak iyi izler bırakarak Türkiye'den ayrılma şansını elde edebilirim. Teşekkür ediyorum gerçekten. Kendisiyle futbol sohbeti dakikalara sığmayacak kadar keyifliydi. Cevaplar için teşekkür ederim kendisine. Süleyman, sana da bize yardımcı olduğun için, burada bulunduğun için teşekkürler. Stefan Okaka ile keyifli sohbetimizin sonuna geldik.